İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni milletinin haklarını tesis etmenin temel stratejik unsuru olarak yerlilik. Batı Ermenistan'ın evlatları Gevorg Hacıyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Kızılaç koruması altındaki bir Artsakh sakininin Azerbaycan tarafından kaçırılması bir savaş suçudur. ABD Kongre üyeleri Artsakh'ta yaratılan kasıtlı ve hesaplı krizi çözmek için acil adımlar atılması çağrısında bulundu. Mağaradan çıkın. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Yerli halkların haklarının korunması Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 20 yıldır uğrunda mücadele ettiği bir konudur. Batı Ermenistan heyetinin 17-21 Temmuz 2023 tarihinde Cenevre'de düzenlenen Yerli Halkların Hakları Uzmanlık Mekanizması'nın 16. oturumuna katılımı bu mücadelenin bir belirtisidir. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi paketinin tamamını Birleşmiş Milletler'e teslim etti. Başkan Abrahamyan, askerileşmenin Artsakh'ın yerli Ermeni halkının hakları üzerindeki etkisinin araştırılması hakkında konuştu. Abrahamyan, uluslararası toplumun dikkatini 1920'den beri Batı Ermenistan Devleti'nin bir parçası olan yerli halkların topraklarının yerli Ermenilere yönelik soykırım Arminosidi sistematik olarak sürdürmek amacıyla yabancı militarizasyonuna ilişkin kanıtlara çekti. Artsakh Ermenilerini ulusal bir azınlık olarak tanımlamaya gelen Azerbaycan temsilcisinin araya girmesinden sonra yerli halkların yaptığı işlerin bilinmemesi nedeniyle uluslararası toplum tarafından itibarsızlaştırıldı. Bu, yerli halkların haklarını koruyan ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin deklarasyon üzerinde çalışmanın başlangıcından itibaren paydaşı olduğu bir bildirgenin kabul edilmesine yol açtı. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, ayrımcılık ve tahakküm sonucu her 15 dakikada bir yerli dilin öldüğü bağlamında yerli halkların dillerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinden bahsetti. Amalia Astrid, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Delegasyonu'na üst üste ikinci yıl Birleşmiş Milletler'e eşlik etme ayrıcalığına değindi. Artsakh bölgesi ile ilgili son olaylarla Ermenistan Devleti'nin gündeminde önemli bir yer tutan yerli halk sorunu da dahil olmak üzere Ulusal Konsey'in birçok konuda lider olduğunu not ediyorum, dedi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Gevorg Hacıyan, 1971 yılında Lübnan'ın Ancar şehrinde doğdu. İlk eğitimini Yerel Haraç ve Galus Gülbenkyan okullarında aldı. 1984 yılında Kilikya Katolikosluğu'nun Zarehyan okuluna girdi ve buradan mezun oldu. Lübnan'daki Barse Ganatcan adlı müzik okuluna gitti. Öğretmeni Sebastian Siner adlı öğretmenler korosu ve Yerevan Devlet Oda Korosu sanat yönetmeni Harutyun Topikyan'dı. Solist olarak Kilikya Katolikosluğu'nun Şnurali, Ermeni halkının Sivil, Gomitas, Barur Sevak ve Trablus'un Fayha adlı korolarında görev yaptı. Ancar şehrinin Haraç adlı korosunun yönetmeni oldu. 14 okul arasında düzenlenen Barse Ganatcan adlı yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Gevorg Hacıyan, Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh, Viyana ve Katar'da solo konserler verdi. 1920 sonbaharında Artsakh'ta 44 gün süren savaşa katıldı. İkinci gönüllü bölüğünün komutanı Meher Harutyunyan ve aynı bölüğün özgürlük savaşçısı Kristofor Artin ile birlikte stratejik açıdan önemli bir tepenin kurtarılması sırasında şehit düştü. Türk Devleti onlarca yıldır Ermenilere yönelik soykırım Arminosit gerçeğine ve onun uluslararası tanınırlarına karşı sadece siyasi değil bilimsel alanda da mücadele ediyor. Sözde resmi Türk tarihçiliğinin özellikle Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit söz konusu olduğunda aslında tarihin çarpıtılmasıyla aynı olduğu vurgulanmalıdır. Türk tarihçiliğine tarihi yeni ve kendine uygun bir şekilde yaratma yani tahrif etme talimatı Türk Devleti'nin kurucusu Kemal Atatürk tarafından verilmiş ve bu iş doğrudan onun kontrolünde bulunmuştur.
Ermenilere yönelik Türk tarihçiliği saldırısı özellikle 1965'ten sonra aktif hale geldi ve bu süreç bugüne kadar devam ediyor. Günümüzde Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit konusu Türk tarih yazımının sistematik bir politika izlediği bir numaralı meselesidir. Bütün bunlar bağlamında devlet tezinden farklı bir bakış açısına sahip olan Türk tarihçilerinin yazıları ve röportajları oldukça ilgi çekicidir. 2005'ten itibaren özellikle Ermeni-Türk protokollerinin imzalanmasından sonra başlayan tartışmalar sırasında bazı Türk tarihçi ve analistler daha objektif bir yaklaşımla Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit konusunda makaleler yayınlamaya ve röportajlar vermeye başladılar. Burada bazen dikkate değer yeni ifadeler ve itiraflar bulabilirsiniz. Bahsi geçen materyallerin çoğunlukla nispeten daha özgür olan Türk basınında bulunduğunu da belirtelim. Türk bilim çevrelerinin küçük bir bölümünde yaşanan gelişmelere tanıklık eden Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit hakkında birkaç Türk bilim insanının ifade ettiği görüşleri aşağıda sunuyoruz. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Artsakh vatandaşının Azerbaycan sınır muhafızları tarafından kaçırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın bu uygulamasının uluslararası hümanitar hukukun açıkça ihlali ve savaş suçu olduğunu vurguladı. Açıklamada özellikle şu ifadeler yer alıyor. Bakü makamlarının bu eylemi 28 Mayıs'ta ülke cumhurbaşkanının yaptığı Berzor yolunda bir kontrol noktası kurmak, Artsakh Ermenileri için uslu uslu gelmeleri için bir ders olacaktır açıklamasını ve sürekli yapılan tehditleri ifade ediyor. Ermeni tarafı bu konuda uluslararası ortakları defalarca uyardı ve benzeri açıklamaları kınamaya çağırdı. Azerbaycan'ın bu eylemi Ermenistan Cumhuriyeti'nin uzun süredir etnik temizlik konusunda dile getirdiği alarmların mevcut ölümcül tehlikelerin ciddiyetini yansıttığını doğrudan göstermektedir. Hatırlatmakta yarar var. 29 Temmuz'da tedavi için Uluslararası Kızılaç Örgütü eşliğinde Artsakh'tan Ermenistan Cumhuriyeti'ne nakledilen 68 yaşındaki Vakif Haçatıryan, Berzor yolundaki kaçak kontrol noktasından Azerbaycan Sınır Muhafız Teşkilatı temsilcileri tarafından kaçırıldı ve bilinmeyen bir yöne götürüldü. Daha sonra Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan sınır muhafızlarının onu tutuklayarak Bakü'ye götürdüğünü belirten bir mesaj yayınladı. Vakıf Haçatıryan'a Azerbaycan'da uydurma suçlamalar sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Ermeni İşleri Komitesi üyeleri, Bakü'nün Artsakh ablukasını etnik temizlik olarak nitelendiren bir bildiri yayınladı ve uluslararası topluma Aliyev rejimi tarafından Berzor yolunun aylarca süren ablukasına yanıt vermek için derhal harekete geçme çağrısında bulundular. Açıklamada şöyle deniyor. Uluslararası toplum bu krizin nasıl kritik bir noktaya yükseldiğini ve şimdi on binlerce insanın hayatı risk altında olduğunu uzun süredir bir kenardan takip ediyor. Halbuki Cumhurbaşkanı Aliyev, Artsakh'ta yaşayan Ermenileri tarihi topraklarından zorla çıkarmaya yönelik acımasız kampanyası karşısında hiçbir ceza sonucuyla karşılaşmadı. İşte etnik temizliğin tanımı budur. Uluslararası toplum, ablukayı sona erdirmek, bu hayati can damarını yeniden açmak ve feci bir insani krizden kaçınmak için mevcut tüm diplomatik araçları kullanmalıdır. Biden yönetimini derhal harekete geçirmeye ve önceden tasarlanmış ve hesaplanmış bu krizin barışçıl bir şekilde sona erdirilmesine yardımcı olmaya çağırıyoruz. Azerbaycan güçleri yanlış bir şekilde Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının kendilerine ait olduğunu iddia ederek Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ta insanlara zulmetmeye, tutuklamaya ve öldürmeye devam ediyor. Karanlıktan, cehaletten kurtulmanın yolu bilimdir. Gerçeği aramak, doğru gerçeği anlamak eski zamanlardan beri insan bilişiminin sorunlarından biridir. Bu algılar her insanın, her ulusun dünya görüşünü şekillendirir. Kurumların ilmi şöyle der. Sonsuza dek bilgeliği öğren ve gerçeği yanlıştan ayırmanıza izin ver. Atalarımız Kurmihir Haygazuni'nin sunumuyla Edebi Nasihat adlı defterden hakikati batıldan ayırt etmenin önemini hatırlatıyorlar. Platon'a göre aydınlanmış bir kişinin, bir filozofun, bir bilginin rolü topluma geri dönmek ve eğitmek, aydınlatmaktır.
Ancak yüksek bilince ulaşmış bir insanın fikirlerini karanlıkta kalanlara, mağaraya kapatılanlar gibi algılatması ve onlara yeni doğruları sunması kolay değildir. Çünkü gerçek ve daha iyi bir hayatın varlığından habersiz olan, mağarada zincirlenmiş olanlar, karanlığın, cehaletin prangalarını tercih ederler ve onlardan kurtulmak istemezler. Üstelik güneşin aşırı ışığından sonra karanlık bir mağaranın karanlığında iyi göremeyen bir bilge kör sayılır. Şairimiz Ovanes Tumanyan şöyle der: "Bir yeminimiz var, hep ışığa doğru ve yolumuza devam ederiz. O zaman mağaradan çık." Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar adlı topluluğun solisti Sahak Sahakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kısanıma Eki Daris adlı eseri sunuyoruz. Ağlamaz bu sabah bir can yerestin odis. Ağlamaz bu sabah bir can yerestin odis. Taşer eskarmir varter gögati, varter gögati. Civer asamurah bir cana ses yerkati. Civer asamurah bir cana ses yerkati. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.